Hastalıklar genetik midir? Bu çok sorulan bir soru ve çok hastalıkla da ilgili bu lafın konuşulduğunu duyuyorum. Diyor ki hastalıklar genetiktir, bu hastalık genetiktir, genetik hastalıktan kurtulmaz, genetik hastalık kaderinizdir. Sürekli hastalar bu laflar geliyor. Bakın hastalıklar genetik değildir. Hastalıkların çoğunluğu 10 binde biri bile genetik değildir. Kalan hepsi hastalıkların çevresel faktörlere ve beslenmeye bağlıdır. Zararlı alışkanlıklara bağlıdır. Genetik hastalıklar bilimi eskiden çok önemli bir bilimdi. Biz fakülteden mezun olduğumuzda 30 sene önce genetik bilimi çok parlaktı. Gelecekte de çok büyük işler yapılacağı, hastalıkların çoğunun genetik olduğu düşünülüyordu. Geçen zaman içinde anlaşıldı ki hastalıklar genetik değil ve genetik hastalıklara da artık nadir hastalıklar diyoruz. Yani genetik hastalıklar o kadar da sık görülen hastalıklar değil. Peki bu niye böyle? Bu böyle çünkü yaşamın biyolojisi iyiliğe doğru gelişir. Her zaman hastalık yapan genler ekart edilir, yerine sağlıklı genler gelir ve biz hastalıklardan korunuruz. Her geçen nesil genetik hastalıklar azalır. Ama bu olabilir mi? Yani genler değişebilir mi? Hastalık yapan genler yok edilip yerine yeni genler, sağlıklı genler oluşturulabilir mi? Bizim hocalarımız bize dediler ki 40 sene önce fakültedeyken hastalıklar genetiktir, genetik hastalıklar kaderinizdir. Genetik yapınız değişmez. Nasıl doğduysanız öyle ölürsünüz. Genetik yapınız bir duvar gibidir dediler. Zaman geçti. 2014 senesinde Human Genome Projesi tamamlandı ve bizim hocalarımızın söylediği genleriniz kaderinizdir lafının doğru olmadığı anlaşıldı. Human Genome Projesi'nde çalışan bilim insanları insan vücudundaki protein kodlayan genleri saydılar ve yaklaşık 25 bin adet protein kodlayan gen buldular. Aynı bilim insanları bizim vücudumuzdaki probiyotiklerin de genetik yapısına baktılar ve onlarda da tam 8 milyon adet protein kodlayan gen buldular. Yani benim vücudumda 25 bin adet var bir avuç, benim vücudumdaki probiyotiklerde 8 milyon adet var kocaman bir dağ. İnanılmaz bir şey. Bu çalışmayı yaparken çok önemli bir şey daha buldular. Bizim probiyotiklerimiz bize gen transferi yapıyor. Bu müthiş. Çünkü bizim genetik yapımızın yaşadığımız süre içinde değiştiğini, geliştiğini, genetik yapımıza transferler yapıldığını gösterdiler. Çok çarpıcı. Ha, şimdi bakın. Birinci bilgi değişti. Genetik yapı değişmez. Hayır, değişiyormuş. İkinci bilgi değişti. Genleriniz kaderinizdir. Değilmiş. Eğer ben doğru şekilde hareket edersem benim genlerim kaderim değil, tam tersine kötü genleri ekart edip iyi genlerle donanabiliyormuşum, vücudum donanabiliyormuş. Nasıl oluyor peki bu? Şöyle oluyor. Bizim probiyotiklerimiz bizim vücudumuza giren gıdaların genlerini alıp bize transfer ediyorlar. Yani bizim yediğimiz, içtiğimiz genetik yapımıza kadar etkiliyor bizi. Bir yandan çok heyecan verici bir bilgi, bir yandan da dehşete kapılabilirsiniz. Çünkü eğer benim yediklerim, içtiklerim genetik yapımı bile değiştiriyorsa, bu laboratuvarda oynanmış hibrit tohumlar, GDO'lu gıdalar benim genetik yapıma ne yapar? Dehşet verici bir şey. Yani aslında gıdalarınızla sizi sadece hasta etmiyorlar. Gıdalarınızla sizin genetik yapınızı dahi değiştiriyorlar. Bütün etrafınızda gördüklerinizi bir de bu bilgiyle değerlendirin. Dolayısıyla benim vücudumda hastalık taşıyan bir gene olsa dahi ben doğru beslenmeyle o genin bende hastalık yapmasını önleyebilirim. Bu çok önemli. Hastalıklar genetik değildir dedik. Evet, ama genetik olan bazı hastalık türleri vardır. Özellikle kanserde, meme kanserinde ve kolon kanserlerinde genetik türler vardır. Fakat bunlar, tekrar ediyorum yine, tüm kanserlerin binde biri dahi değildir. Kanserlerin tamamı yemeye, içmeye, beslenmeye ve çevresel faktörlere bağlıdır. Binde birinden daha azı genetiktir. Bir gün genç bir kızcağız geldi. Almanya'dan gelmiş. Babası maalesef kolon kanseri olmuş, kalın bağırsak kanseri olmuş ve vefat etmiş. Bunun üzerine Almanya'daki doktoru genetik test yaptırmalarını istemiş. Ve kızında da yine aynı geni bulmuşlar, kolon kanseri yapan geni. Almanya'daki doktoru demiş ki, hiç uğraşma, hiç de başka bir şey bekleme. Bugün değilse yarın muhakkak kanser olacaksın ve sen de öleceksin. İnanılmaz bir şey. Peki nasıl yani demiş kız, hiçbir çarem yok mu, ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamazsın demiş, hiç boşuna uğraşma. Tabii dehşet içinde bana geldi ve bu anlattıklarımı ona da anlattım. Merak etme, genlerin kaderin değil ve sen bu hastalığa yakalanmak zorunda değilsin. Korunabilirsin beslenmeyle, hepsini anlattım. Sonra sordum, madem bu senin kaderin ve senin baba tarafında bu gen var. Senin babanda kolon kanseri görüldü. Senin babanın babası, senin babanın kardeşleri, ailende kaç kişi var başka kolon kanseri?
Hiç yok dedi. Bir tek babamda var. Hani kaderinizdi. Eğer kaderiniz olsaydı ailede birden çok, hatta hepsinin kolon kanseri olması gerekmez miydi? Değil. Ha, bir geni taşıyor olabilirsiniz. Ama siz doğru beslenirseniz o genin yapacağı hastalığı engellersiniz. Aynı şekilde başka bir hastalıktan vefat eden babanın evladına doktoru demiş ki, sana demiş tarih veriyorum, 8 sene içinde öleceksin. 10 sene oldu, yaşıyor hala. Ölmeyecek tabii ki, böyle bir tarih verilemez, böyle bir kötücül yaklaşım olamaz. Onun için genleriniz kaderiniz değildir, hastalıklar da genetik değildir. Genetik yapımız yaşadığımız süre içinde değişir. Bu zaten ispatlanmış bir şeydir, halk kültüründe de bu bilinir. Örnek veriyorum, çocukluk arkadaşınız, mahallede beraber büyürsünüz, gitti Amerika'ya yerleşti, 30 sene sonra tekrar gördünüz, dersiniz ki aynı Amerikalı gibi olmuş. Neden? Çünkü Amerikalılara benzedi. Amerikalıların hastalıklarından korunması gerekiyordu. Haliyle aynı Amerikalı gibi oldu. Onlar gibi beslendi. Gen transferi yaptı vücuduna. Yani bizim vücudumuz yaşadığı süre içinde dış ortam şartlarına uyum gösterebilmek için genetik yapısını dahi değiştiriyormuş. Biz yaşadığımız süre içinde evrim geçiriyoruz. Böyle yaratıldık. Bunu görmemiz gerekir hepimizin. Aynı şey evlilen çiftlerde vardır. Uzun süre evli kalan çiftler bir süre sonra birbirine benzemeye başlar. Neden? Çünkü aynı sofrada yiyorlar, aynı probiyotikleri alıyorlar ve bir süre sonra da bacı kardeş oluyorlar. Birbirine benzemeye başlıyorlar. Zaten halkımız söylemez mi bunu? Üzüm üzüme baka baka kararır. Yani aslında genetik yapı sizin ne yediğinizle, ne içtiğinizle, hangi zararlı alışkanlığınızın olduğuyla, hangi tohumla beslendiğinizle değişir. O yüzden insan sağlığı deyince veya hastalıklar deyince genetiktir lafına itibar etmeyin ama sofranıza giren gıdanın tohumunu merak edin. O tohumlar, hibritler ve GDO'lar sizin genetik yapınızı değiştiriyor, unutmayın. Ve yeni hastalıklar getiriyorlar. Bu rakamı çok sık söylüyorum, burada da tekrarlayacağım. Hibrit tohum yasasından önce 2005 senesinde Türkiye'de senede 270 milyon poliklinik başvurusu vardı. 2006'da hibrit tohum yasası çıkarıldı. 2019'a gelindiğinde Türkiye'de 800 milyon poliklinik başvurusu vardı. Yani hasta sayısı 14 sene zarfında tam 3 kat artmıştı. Bunu kimse normal kabul edemez. Bunu kimse tohumdan, gıdadan bağımsız değerlendiremez. Hepimizi hasta ediyorlar ve yediklerimizle içtiklerimizi hasta ediyorlar. Hastalıklarınız genetik değil ama yedikleriniz genetik yapınızı dahi değiştiriyor. Onun için korkmayın, genetik hastalıklar kader değildir. Genleriniz değişmez duvarlar değildir. Siz herhangi bir hastalık genini taşıyorsanız eğer mutlaka hasta olacaksınız diye bir kaide yok. Kendinizi beslenmeyle koruyabilirsiniz. Sizi korkutmalarına izin vermeyin. Çare sizin içinizde saklı, şifa sizin içinizde saklı, bağışıklık sisteminizde saklı. Genleriniz kaderiniz değildir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şifalar diliyorum.